Hoş geldin Gülay. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben Nihal'le beraber akşam bir şeyler içmeye gidiyoruz. Dün bayağı bir bozuldu. Servisle beraber gittik. Ayşegül'le sen ne zamandan beri bu kadar kankisin? Hani beni seviyordun diye. O yüzden ara ısıtmaca yani. Gönlünü almaya gidiyorum. Ara ısıtırken ara bozmaca. Sevdiklerimi kıskanmak. Gülşah. Çizmelerin ve çantan çok güzel Gülay. Gözlüklerine bayıldım ve sana çok yakışmış. Ama ben elbise görmüyorum üstünde. O da bir bornoz gibi. Ben sabah gördüm. Elbisen nerede dedim. Giyecek misin? Bu dedi. Sahne öncesi de böyle hazırlanıyor. Yani şey gibi böyle hani... Olabilir, olmayabilir. Ben de severim. Bu sene de çok olacak. Pantolonu falan da çok var ama ya bunu tamamla deriyle olacak bir kumaş değil o kadife olması. Bir de çok bornoz havasında, çok kel bırakmışsın. Çok boş bıraktığın için içinden bir anda deri elbisen çıkacakmış gibi duruyor. Ya iki kere terziye götürdüm. Birebir aynı olmadı. Bir resimde gördüm. Çok beğendim. Kombini biraz farklıydı ama kumaşı biraz ince olduğundan dolayı tam istediğim gibi oturmadı. Ama kolyeler falan ya da kurvez olduğu için biraz açardın kolyeler falan içinden bir şey. Sade bir şey. Kemerini değiştirseydin belki biraz kurtarabilirdi ama hani şey gibi yarım kalmışsın. Dediğim gibi bornoz gibi duruyor. Teşekkürler. Sanatçı bornozu ama. Aycan. Ben senin genel havanı çok beğendim aslında. Hangi ama, genel hava? Yani böyle yürürken kendini baktırıyor. Duymadım Nihal. Çok hangi genel havanı dedi. Sen ne dedin? Genel havanı beğendim diyor ya. Hangi genel hava? Tek parça bir tane elbise var. Hayır yani. Onun havasından geçin. Çanta, çizme, gözlük, yürüyüşü. Hani baktırıyor kendine. Onu bir beğendim. Sanatçı bornozu taşıyor yani. Evet, sanatçı bornozu. Hani ne bileyim. Gerçekten bornoz gibidir. Hani taşıdığın başka ama yani bornoz gibi görünüyor. Hani ona başka bir kemer takardın. Dediği gibi kolyeler takardın. Bilmiyorum biraz daha dar olurdu. O zaman olabilirdi ama... Olurdu olabilirdi. Olmamış. Darını giyen oldu Öykü Hanım. Ha? Bornozun sen darını güzelsin. Ve kemerlisini giyen oldu burada. Teşekkürler. Özden. Ben böyle bornoz elbiseleri seviyorum. Niye acaba? Ya gerçekten beğeniyorum. O kadar rahat ki böyle pufidik şeyleri seviyorum. Gerçekten onu dışarı çıkarım. Çok güzel olmuşsun arkadaşım. Pembe panterle çıkan tabii ki bununla haydi ama haydi çıkan. Ama çok tatlıydı. Eğlendin mi bari? Ben o halimle arkadaşım kafesine gittim. Kafede boy boy fotoğraflar çekildim. Seviyorum öyle şeyleri. Tehlikeli bir arkadaş modeli. Rezil niye? De eder, rezil de. Genelde rezil eden tarafı. Öykü'nün Nihal de uyardı onu. Eve gidiyorsun buradan dedi. Ya bence güzel olmuş. Gözlüklerin çok yakışmış sana. Böyle Victoria Beckham duruyorsun. Bordo şey de yakışmış ama böyle beline deri bir kemer takabilirdin snobe etmek için. Tamam. Güzel olmuş. Snobe etmedim. Teşekkürler. Duymadım Nihal. Snobe etmek ben anlayamadım herhalde. Anlamadığın ya yerde snobe etmek diyorsun. Modada devrim olacak. Modanın Einstein'ı kankim var ama snobe etmek ne bilmiyorum hali. Seninle ilgilenmiyor bence. Ezgi. Ya. Ben de aslında yorumlara katılıyorum. Dışarıda da konuşmuştuk. Keşke beline başka bir kemer hani taksaydın ya da etek boyu birazcık daha kısa olsaydı. Ama sen terzide zaten sıkıntı yaşadığını söyledin. Gözlüklerin çok yakışmış yüzüne. Onun dışındaki her şey aslında bir şey yani başka bir şey olsa güzel olabilirmiş ama üzerindeki birazcık zayıf kalmış. Teşekkürler. Hazır mısın Gülay? Hazırım. Geçebiliriz. Teşekkürler. Gülay Ançer, çizme 700 lira, çanta 750 lira, bileklik 100 lira, elbise 200 lira, gözlük 600 lira. Gülay hoş geldin. Hoş buldum. Borunuz mu, elbise mi? Elbise. Emin misin? Evet, diktirdim ya. Resimde çok farklı görünüyordu. Bir terziden aldım. Hatta iki kere tekrar terziye götürdüm. Sürekli bol geldi. Biraz daha kısa olması gerekiyordu. Artık dördüncü kez dedim. Belki modeli gerçekten böyle. Bir tek hani boyum uzun olmadığından ben de belki farklı durabilir. Ya kumaştan dolayı. Kumaş çok ince galiba. Ondan biraz kalın olmuş olsa...
Yani daha güzel. Borunuz hava hem kumaştan dolayı hem de kemerinden dolayı. Hem de o şeyler var ya kemeri geçirmek için. Onlar evet. Görünüyor. Tam burnuz hava yani veriyor. Keşke bunun üstünde deri bir biraz daha kalın kemer taksaydın. O zaman bunlara kapatırsın. Bilekler ne diyorsunuz bunlar için? Geçirmek, kemerin geçirmek. Britler. Hem onu da iptal edersin hem de beline daha net ve ince göstermek şansın olurdu. Çünkü böyle hakikaten burnunuz hava var. Sanki banyona çıktın, hızlı çıkması gerekiyor, hemen çizme çanta, haydi eyvallah dedin gibi yani. Aa, renk çok güzel. Ben rengine bayıldım. Hakikaten çok yakıştı. Esmersin ya beyaz tenli. Çizme de güzel, çanta güzel. Bilezik de sevdim. Ama burnunuzun... Olmaz. Teşekkürler. Ah yazık. Kina. Emeklerine yazık. Robe de Chambre. Özden'in de niye çok beğendiğini biliyorum. Onun da böyle kırmızı bir bornozu vardı. Aynı hatta. Ya çok güzel değil miydi? Vintage. Çok. Aynı güzellikte. Aynı bu güzellikte. Teşekkürler. Gülay. Efendim. Yani bunu sen hakikaten esmer güzeli bir kadınsın. Beğenirim seni. Fakat şurada güzelliğinden başka bir şey göremiyorum. Şöyle ki birden o bornoz elbiseni hayal ettim. Onun üstünde bir deri üstüne artık o kadife deriyle daha iyi olur. Derinin üstünde böyle bordolu, oksitli, böyle enteresan taşlı, çok enteresan bir kemer olsaydı bu elbiseyi kurtarabilirdin. O zaman çizmelerin çantayı hiç görmüyorum zaten. Asla yani. İşte bir saçını bir toplardın falan, bir gözlükler. O zaman elbise başka bir şey olurdu. Ama buradaki çok önemliydi. Şimdi böyle olmamış, olamamış. Güzelliğin de kurtaramıyor. Kara gözlerin de, siyah saçların da kurtaramıyor. Ama haklıyım. Haklı olduğumu düşünüyorum. Tabii ki. Artık bu All Star yol göstermeyeceğiz pek burada. Siz daha önceki burada öğrendiklerinizle buraya geliyorsunuz daha iyi görünmek için. Artık biz de ev öğretirsek olmaz yani. Onun için 5 diyorum. Teşekkürler. Efendim Gülay'la bugün podyumun kapanışını yaptık. Hemen neler olmuş puanlardan sonra bakalım. Evet, değişik bir gün. 4 en yüksek puanımız var. Çiğdem, Nihal, Sinem ve Emel. En yüksek puandaki yarışmacılarımız. Hadi kankiler. Bir an aklınız çıktı değil mi? Düşük evet, puan mıyız? Ama ben iyi puan almıştım diye. Tebrik ediyoruz. Canım, aynı tebrik anda. Buyurun oturabilirsiniz. Evet, 4 tane de en düşük puanımız var. Onlar kim acaba? Yuşa, Ayşenur, Özden. Yarımız en yüksek, Gülen. Yarımız en düşük. Efendim? Yarımız en yüksek, yarımız en düşük. Herkes en yüksek, herkes en düşük. Arası yok. Hayatına karışamaz ki. Arası yok. %50'yi zor tutarken biz. Peki, jürimiz karar verecek kimin oturacağına. Evet. Şöyle yapalım. Bir yıldız savaşı olsun. O yüzden Gülay otursun. Teşekkürler. Hadi bakalım podyum sizin. Yıldızlarımız gelin. Take me, take me, take me.
Manzara bu. Özden, Ayşenur ve Gülşah. Mirella. Gülşah. İvana. Özlen. Gülşah, Özden, Kemal. Gülşah. Peki. Özden ve Ayşenur kaldılar baş başa. İvana. Özlen. Kemal. Özden. Ve pembelerin üstüne şöyle Ayşenur. Kocaman bir sarı iyi gider. Pembeye sarı yakışır. Ayşenur. Efendim Nurella. Kalplar. Çok uyumlu değil miyiz? Çok, şuraya takacağım. Kıyılır mı ama? Bugün içine doğmuş ay sanki. Ay ay, çıkanlara bak üçüne yani. Pes. Teşekkür ederim. Pes. Evet, hemen hafta başından itibaren bakalım. Kim pazartesi? İhal. Salı. Çiğdem. Yan yıl oldu. Perşembe ben. Nihal, Çiğdem, Ayşenur. Geriye kaldı. Evet, öyle bir sıra, sıradan gidersek eğer Gülay alacak belki de yarın. Çok zor. Bak öyle gidiyor. Olağan durum. Bakalım olacak mı gerçekten? Sonra da ikizlere denk geliyoruz bak. Hayır. Elde kaldı iki tane. Bari merak ettim gerçekten olacak mı?